kapalı çarşının girişi. Bir sürü kapısı var bildiğim kadarıyla. Biz buradan çarşı kapıdan gidiyoruz. Koskoca kapalı çarşıya bile gördüğünüz gibi dedektörlerle geçiyoruz ama hala hastanelere elimizi kolumu sallayıp her şeyimizle geçebiliyoruz. Kuyumcularla başladık herhalde. Sardaf, kuyumcu, dövizci. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kapalı çarşı turumuza başladık. Benim de uzun zaman oldu gelmeyeli buraya. Çarşı kapısından, kuyumcuların oradan girmiş bulunduk. Direkt Beyazıt kapalı çarşı durağında indik. Tramvayın. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Koridor olarak çok geniş bir yer. Efendim? Ama biz işte kaybolmadan gezmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi normalde daha kalabalık olabiliyor. Genelde turistler tercih ediyor burayı. İlginç dokuncular var, turistlere yönelik. Merhaba dedi. Gördüğünüz gibi sultan kıyafetleriyle fotoğraf çektirmeyi düşünen, özellikle turist gibi herkese konuşmadan selam verip geçmek lazım. Gördüğünüz gibi güzel şeyler var aslında. %50 indirim deseler de bilemeyeceğiz. Evet, küçükte kalabalıklaşmaya başladı. Yürümekte zorlanıyoruz. Bakın, lokumcular bunlar. Lokum ikram ediyorlar. Tabii herkese değil. Kuyumcuları bitiremedik daha. Buradan devam edelim. Bu arada döviz indeksimizi de görüyoruz. Euro ile kazanıp Türk lirası ile harcayanlar için güzel zamanlar. Evet. Güzel baharatlar var, güzel tatlılar var. Öyle gibi. Bildiğimiz isot, sirk çili olmuş. Nar ekşisi, çamal küpler. Evet, sene Trabzonspor şampiyon olduğu için zannedersem her yerde onların bağları ya da Trabzonspor'la esnaflar
Kapalı Çarşı'da daha çok bilemiyoruz. Evet, Sanal Bedesteni diye. Sandal Bedesteni pardon. Bir yer var. Şöyle bir bakalım. Müfret varmış burada. Evet, gidelim. Bunların arasında tuz dökerek milli kahramanımız olan Nusret. Kimsenin önünde et göremedik. Salata yiyor millet. Ha, şurada bir şey kesmişler. Tabii Nusret burada değil. Şov yok. Ateş yok. Ama genelde gördüğünüz gibi Araplar ya da yabancı turistler buradan sonra bir yere gitmiyor herhalde. Neyse şuradan devam edelim. Birkaç parfüm de var içinde. Parfümcü dükkanı daha doğrusu. Şöyle. Biraz daha tuzlamalar lazım. Biraz kokuyor buralar. İki polis. Üstelik kendine ait cappuccino markası vardı. Kendi yanını açamamış. İkbal sucuklarının tatlıcısı. Açmış. Senin kökenli sanırsan. Evet, çıkalım. Sandalda pek bir şey bulamadık. Gördüğünüz gibi çakma saatiyle beraber. Salpi. Evet, buna çıkmaya gerek yok. Şöyle devam edelim tekrardan. İleriden ara sokaklara dönelim. Kapalı Çarşı bu kadar küçük olmamalı. Eğer kaybolup da aynı yerlere tur atmazsak. Evet, Sandal Bedesteni Sokağı sağ tarafta. Bakalım oraya da. Nereye götürecek bizi? Çoğu kuyumcu her yerde. Mücevherci. Sanırım turistler en çok bunları seviyorlar. Takı işleri. Hediyeli geçiyorlar. Parfümcüler. Gümrük'ten yeni gelmiş parfümler. Çantalar. Şurada da yine bir sokak var. Neyse bir aşağı doğru inelim bakalım. Enimiz ne kadarmış. Garanti Bankası. Evet. Patlat ustamız. Çok iyi. Her şeyi anladım da. Şu nedir şu? Angelina Jolie'ye atıf yapmak nedir? Tamam, devam edelim. Evet, bazı yerler tadilat halinde. O yüzden kafalara dikkat etmemiz lazım. Evet.
aşağı inelim. Biraz da yukarı çıkalım. Kafama bir şey düştüm diye uğraşıyorum, dikkat ederseniz. Evet. Evet, şurada ilginç bir şey var. Ona da bir bakalım. Var kasrını buraya dikmişler zannederken. Eski zamanda padişahların alışveriş yaparken, daha doğrusu hanımlar alışveriş yaparken burada dinlendikleri yer diye uydurayım ama öyle bir şey yok. Alırdım. Kapalı çarşı esnafı koruma cemiyeti tarafına yapılmış. Ne yapılmış? Çeşme yapılmış. Güzel. Evet. Mercan kapısından tekrar giriyoruz. Önce hem girerken hem çıkarken kadeklerden geçiyorlar. Kiraya tatlısını oradan yemiş olduk. Merhaba. Devam edelim. Istanbul.
Tescilli Sokak. Fes başıma. Yeni Fas'ında Fes şehri var. O da resmini oradan alıyor Osmanlı döneminde. Bu da alakasız bir bilgi olabilir. Mutlulara geldik. Sıkçılar. Evet, Arapça dışında İngilizce, Rusça ve Almanca duyuyorum. Ve Türkçe tabii ki. Evet, bir çıkış daha var. Bakalım oradan nereye çıkılıyor. Evet, bir yerden gidip sonra dönsek çıkışımızı yapabileceğiz zannederiz. Fesçiler kapısıymış burası da. Beyazıt kapısı burası. Böylece merkeze doğru çıkıyoruz. Tramvay duraklarına doğru. Vallahi